Gazeteci ve fotoğrafçı Şehit Mustafa Cambaz'ın hayat hikayesidir anlatacağımız. Sevgi ve dik duruş kavramlarıyla tarif edilebilecek bir hayatın. 1963 yılında Gümülcine'de bir Kasım günü başlayan bu hikaye, zorlu geçecek bir ömrün de habercisidir sanki. Osmanlı'nın tam 550 yıl sonra çekilmek zorunda kaldığı topraklarda Yunan baskısıyla geçer Mustafa Cambaz'ın çocukluğu. Ana vatan sevgisi o kadar büyüktür ki henüz ortaokul çağlarındayken Türkiye'de okumak için yaşından beklenmeyecek kadar büyük bir kararlılık sergiler küçük Mustafa. Çok sevdiği Türkiye'de devam eder eğitimini. Askerlik çağlarına kadar gidip gelmektedir Gümülcine'ye, ailesinin yanına. Fakat Yunan ordusunda askerlik yapması istendiğinde Yunanistan vatandaşlığından da çıkar hiç tereddüt etmeden. Ailesini göremeyecek olmasını bilmesine rağmen. Hayatını çok sevdiği gerçek vatanında kurar Mustafa Cambaz. Çalışmaya burada başlar, burada evlenir, oğlunu burada büyütür. O Türkiye'yi çok sever. O kadar sever ki bir bakarsınız Semavi Eyice ile İstanbul belgeseli yapar. Bir bakarsınız şehitliklerdedir. Bir bakarsınız sokaklarında kedileri besler. Bir bakarsınız karış karış dolaştığı Anadolu'nun güzelliklerini fotoğraflar. Belki de bu yüzden Alparslan adını verir oğluna. Çok sevdiği ana vatanının camilerine ve çeşmelerine ise adeta aşıktı. En çok da camilerini severdi ana vatanının. Ecdattan kalan o ulu camilerini. Koca Sinanlar ne kadar özendilerse o camilere, Mustafa da o kadar özenirdi onların fotoğraflarını çekmeye. Çekmekle de kalmaz, sergi açar, kitap yayınlar, üniversitelerde dersler verirdi hep ulu camiler üzerine. Mustafa Cambaz'ın 1999 yılında başladığı Yeni Şafak ve TVNET macerası son güne kadar aralıksız devam etti. Yeni Şafak sanki ikinci yuvası olmuştu. Birlikte çalıştığı herkes Mustafa'nın işini yaparkenki sevgisine, heyecanına, azmine, yüzünden eksik olmayan tebessümüne her zaman şahit oldu. Fakat yüzünden tebessüm eksik olmayan Mustafa Cambaz, konu vatan olunca birden ciddileşirdi. 28 Şubat'ta postmodern darbecilerin karşısına nasıl durduysa tüm benliğiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminde de aynı şekilde karşılarında durdu. Zaten Yeni Şafak'ta aylardır FETÖ tehlikesine dikkat çeken manşetlere imza atıyorlardı. 15 Temmuz günü de TSK bile pes etti manşetiyle çıkmışlardı okurlarının karşısına. O gece darbe girişimine kalkışan hainleri ilk duyuran yayın kuruluşu da yine Mustafa Cambaz'ın gazetesi Yeni Şafak oluyordu. Mustafa, Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara çağırması üzerine evinde kalamadı. Önce sosyal medya hesabından hayatında ilk kez fotoğrafları dışında bir mesaj yayınladı ve sonra darbecilerin karşılarına dikilmek için yine yollara düştü. Dikildi de. Fakat bir hain kurşunla vurdular onu. O artık hayatı boyunca defalarca söylediği gibi bu vatan için canını verebilen bir şehitti. Şehidimizdi. Adeta bize vatan sevgisini öğretmek için geldiği bu ülkeden dualarla ve gözyaşlarıyla ayrıldı. Türkiye'nin güzelliklerini sığdırmaya çalıştığı kadrajına belki bir nüfus kağıdı sığdıramadı ama hepimizden daha çok bu vatanın evladıydı. Onun temiz yüreğini, benzersiz gülüşünü ve Türkiye sevdasını asla unutmayacağız. O artık sonsuza kadar bu ülkenin vatandaşı. Allah'ın selamı üzerine olsun Mustafa.